Evet arkadaşlar, KPSS 2020'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta 1. Dünya Savaşı ve Mondros Ateşkes Antlaşması ile alakalı soru çözümlerini yapmıştık. Bu hafta Milli Mücadele hazırlık dönemiyle devam ediyoruz. İlk sorumuz, 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a gönderilen Mustafa Kemal'in görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diyor. Şimdi birkaç dipnot bilgi vereyim. Bunlar bazen sınavda böyle saçma sapan yerlerden de soru gelebiliyor. Örneğin arkadaşlar, Mustafa Kemal Samsun'a çıkarken Bandırma vapurunun kaptanı Kayserili İsmail Hakkı Bey'di. Yine Mustafa Kemal'in Samsun'da kaldığı otel Mıntıka Palas Otel'di. Soruya geçecek olursak, İtilaf Devletleri ne istiyordu? Bölgedeki karışıklıkların dinmesini. Dinmemesi durumunda o bölgeyi Mondros'un hükümlerince ne yapacaktı arkadaşlar? İşgal edecekti. Bunu bildirmişti zaten. Baktığımız zaman Osmanlı ordusunu terhis etmek, Osmanlı ordusundaki silah ve cephaneleri teslim almak, Samsun'un çevresindeki kargaşaya son vermek, yerel direnişleri bastırmak, Ermeni ve Rum çeteleri üzerindeki baskıyı arttırmak. Burada arkadaşlar baskıyı arttırmak değil, azaltmak asıl amaçtı. O amaçla gönderilmişti. Doğru cevap burada E şıkkıdır. Yine arkadaşlar, burada olup bitenin bizden değil de azınlıklarından kaynaklandığını Mustafa Kemal Samsun raporuyla bildiriyor ve ilk defa da yetkilerinin dışına çıkıyordu. Bunu unutmayalım. İkinci sorumuza geçtik. Mustafa Kemal'in İstanbul hükümetinin emirlerine aykırı davrandığını gösteren ilk belge aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar, Samsun raporuyla birlikte olduğundan ben bunu bahsettim. Doğru cevap burada A şıkkıdır. Yine baktığımız zaman arkadaşlar, oradan sonra nereye geçiliyor? Mayıs ayında 1919 yılında arkadaşlar Havza'ya geçiliyor. Şöyle yapalım. Havza genelgesi. Mustafa Kemal ne yapıyor arkadaşlar? Havza genelgesiyle Mondros Ateşkes Antlaşması'na, İtilaf Devletleri'ne ve İstanbul Hükümeti'ne ilk kez açık açık karşı çıkıyor. Yine bu genelge ile arkadaşlar, şöyle çizelim. Bu genelge ile ne oluyor arkadaşlar? Halkı işgallere karşı bilgilendirip mücadele edilmesi gerektiğinden bahsediyor. Mustafa Kemal görevinden ilk defa burada geri çağrılıyor. Hani artık gel İstanbul'a geri gel diyor. İtilaf Devletleri baskı kuruyor. Geri çağrıltılıyorlar. Fakat Mustafa Kemal bu emre uymuyor ve nereye geçiyor arkadaşlar? Amasya'ya geçiyor. Amasya genelgesinde Haziran ayında, 1919 yılının Haziran ayında arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı'nın nedeni vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Yine milli egemenlik düşüncesi, Kurtuluş Savaşı'nın yöntem ve amacı milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır arkadaşlar bu yöntem ve amacı. Her türlü denetimden uzak bir kurul kurulmalıdır. Milli bir heyetten burada söz ediliyor. Bakın Amasya'da gene söz ediliyor arkadaşlar. Sivas'ta bir kongre toplanacağı, yine Doğu illeri adına da Erzurum'da bir kongre toplanacağı dile getiriliyor. Amasya genelgesinin bizim için en büyük önemi, savaşın nedenini, amacı, yöntemi burada dile getiriliyor arkadaşlar. İlk kez milli egemenlik düşüncesinden söz ediliyor. Yine Amasya genelgesinden sonra Mustafa Kemal tekrar geri çağrılıyor. Fakat kendisi askerlik ve 9. Ordu müfettişliği görevinden ayrılarak ne yapıyor arkadaşlar? Sivil duruma geçiyor. Ve sivil olarak katıldığı ilk yer Erzurum Kongresi. Bakın, askerlikten Amasya sonrası istifa ediyor. Erzurum'a sivil olarak katılıyor. Ve Temmuz ayının 1919'un Temmuz ayında arkadaşlar ne yapıyorlar? Erzurum Kongresi'ne geçiyorlar. Burada arkadaşlar gene soru gelebilecek. Mustafa Kemal ve Rauf Bey daha önce seçilen iki delege olan Cevat Dursunoğlu ve Kazım Yurdalan'ın istifa etmesi sonucu yerlerine geçiyor. Bakın, böyle saçma soru da gelebilir. Ezber sorusudur bu. Yine arkadaşlar, Erzurum'da Misak-ı Milli'den ilk defa söz ediliyor. Bakın, Misak-ı Milli. Misak-ı Milli. Yine arkadaşlar, burada ne var? Temsilciler kurulu kuruluyor. Yeni bir devletin kurulacağının sinyali. Yine ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik ilkesi vurgulanıyor. Tanzimat ve ıslahat fermanlarında tepki olarak azınlara ayrıcalıklar verilmez. Tanzimat ve ıslahatta azınlıklara ayrıcalık verilmişti ya. Burada onlara tepki olarak olaylarımız var. Yine manda ve himaye kabul edilemez. Bu ulusal bağımsızlıkla alakalıdır. İlk defa Erzurum'da bu karşımıza çıkıyor. Ulusal toplanış açısından bölgesel, aldığı kararlar açısından da arkadaşlar ulusal bir kongredir. Ondan sonra ne var arkadaşlar? Sivas Kongresi, Eylül 1919'da Erzurum'da kurulan temsil heyeti arkadaşlar burada üye ilavesi alıyor. Yine manda ve himaye kesin olarak reddediliyor.
Tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında toplanıyor. İrade-i Milliye gazetesi yine buradadır arkadaşlar. Mustafa Kemal ya istiklal ya ölüm sözünü Sivas'ta söylemiştir. Temsilciler Kurulu'nun ilk siyasi başarısı olan damat Ferit hükümetinin istifa etmesi ve yerine Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulması olmuştur. Bu tarz bir soru da size gelebilir arkadaşlar. Yine kongre sonrası Mustafa Kemal ne oluyor arkadaşlar? General Harbord ile görüşüyor. Ve General Harbord raporu ile Ermenilerin iddialarının asılsız olduğu ortaya koyuluyor. Daha sonra da arkadaşlar Amasya görüşmeyi, bakın Amasya genelgesiyle Amasya görüşmelerini sakın karıştırmayın. Amasya görüşmeleriyle de temsil heyeti İstanbul hükümet tarafından resmen tanınıyor arkadaşlar. Yine Sivas Kongresi'nde temsil heyeti bir hükümet gibi davranması alakalı bir soru gelebilir. Bu nasıldı arkadaşlar? Ali Fuat Paşa'yı yürütme yetkisini kullanarak Batı cephesine temsil heyeti atıyordu. Bu tarz sorular gelebilir. Mesela Erzurum Kongresi ile Sivas Kongresi'nin ortak noktası temsil heyeti Erzurum'da kuruluyor. Sivas'ta üyesi arttırılıyor. Manda himaye Erzurum'da ilk defa reddediliyor. Sivas'ta kesin bir dille reddediliyor. Ortak olarak bunlardan da size soru gelebilir. Üçüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. Burada fazla bilgi verdik. Bundan sonra karşımıza gelebilecek sorularda bunları değerlendirerek cevaplayabiliriz. Amasya genelgesinde yer alan aşağıdaki maddelerden hangisinin arka planında temsilciler kurulu oluşturma fikri vardır? Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir diyor arkadaşlar. Bundan bahsettik biz. Milletin durumunu saptamak ve halkın sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul diyor. Bakın bizim buradaki doğru cevabımız arkadaşlar B şıkkıdır. Milli kuruldan kastı burada temsilciler kurulu oluşturma fikridir. Dördüncü sorumuza geçelim. Milli mücadele döneminde yayınlanan Amasya genelgesinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diyor. Yeni bir devlet kurma fikri, ihtilalci milliyetçi bağımsızlıklı nitelikler gösterir. Milli mücadelenin amaç, gerekçe ve yöntemi ortaya koyuldu. Manda ve himaye fikri ilk kez reddedilerek tam bağımsızlık sağlanmak istenmiştir. Bu neredeydi arkadaşlar? Manda ve himaye ilk önce Erzurum, daha sonra kesin olarak da Sivas'ta olmuştur demiştik. Beşinci sorumuza geldik. Erzurum Kongresi, Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin çabaları sonucu toplanmıştır. Erzurum Kongresi yukarıdaki hangi azınlıkların faaliyetlerine karşı toplanmıştır diye bize soruyor. Baktığımız zaman arkadaşlar Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Şurayı mesela Türkiye olarak varsayalım. Burayı Doğu olarak alalım. Burayı da Trabzon olarak alalım. Ermeniler nerede? Burada. O zaman doğudakiler arkadaşlar Ermenilere yönelik yapabilirler mi çalışmayı? Evet yaparlar arkadaşlar. Yine Trabzon'da daha önceden Fatih döneminde fethedilen neresi vardı? Trabzon Rum İmparatorluğu vardı arkadaşlar. Orada kalanlar oranın şeyleri de bu hani amaçları vardı eskilerinin. Hala Bizans'ı böyle canlandırma düşünceleri falan vardı. Saçma sapan düşüncelere kapılıyorlar ama. Orada da arkadaşlar kimler vardı? Burada da Rumlar vardı. Burada da Ermeniler vardı. O zaman arkadaşlar kimlere karşı? Ermenilere ve Rumlara karşı faaliyetlerine karşı toplanmıştır. Doğru cevap arkadaşlar burada C şıkkıdır. Altıncı sorumuza geçelim. Amasya genelgesinde Sivas'ta bir kongrenin toplanması ve bütün illerin her sancağından halkın güvenini kazanmış 3 delegenin bu kongreye katılmaları istenmiştir. Yargılarından hangisine ulaşılamaz? Tüm ülkenin temsil edildiği bir kongre yapılmasını sağlamak. Bakın burada ne diyor? Bütün iller doğrudur. Milli mücadeleye halkı ortak etmek amaçlanmıştır. Arkadaşlar burada her sancak halkın güvenlerini kazanmış diyor. O zaman bunu da yapabiliriz. Bu da oluyor. Birlik ve beraberlik sağlanmaya çalışılmıştır. Bütün yurtta yapılma planlanması bunun amaçlarından biridir. Sivas'ta kapsamlı bir kongre yapılmak istenmesi. Yine arkadaşlar bakın bütün yurt 81 il diyecektim. Günümüzde o tarz kaldığı için insanın bazen aklında kalabiliyor. Bütün illeri katması düşüncesi arkadaşlar amaçlarından biridir yine. Osmanlı Devleti ile birlikte hareket etmek önerilmiştir. Onunla alakalı arkadaşlar herhangi bir şey çıkartamayız. Burada doğru cevabımız E şıkkıdır. Yedinci sorumuza geçelim. Yedinci soruya geçemiyoruz arkadaşlar. Neden geçemiyoruz? Tarama yaparken orayı tarayamamışız büyük ihtimalle. 13. sorudan devam edelim o zaman. Kusura bakmayın arkadaşlar. Tarama yaparken dikkat etmemişim. Temsilciler Kurulu hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. İstanbul Hükümeti Temsil Kurulu'nun varlığını Amasya görüşmeleriyle resmen tanımıştır diyor. Doğrudur. Temsilciler Kurulu'nun üye sayısı Sivas Kongresi'nde artırılarak tüm ülkeyi temsil eder hale getirilmiştir. Erzurum'da kurulmuştu. Sivas'ta üye sayısı artırılmıştı. Doğrudur.
Temsilciler Kurulu'nun görevi Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılmasıyla sona ermiştir diyor. Arkadaşlar bu şekilde değil. Ne zaman? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla son buluyor. TBMM. Evet. Onun açılmasından sonra son buluyor arkadaşlar. Şöyle çiziyorum. Son Osmanlı Mebusan Meclisi ile alakalı bir durum söz konusu değildir. Yine ilk kez Erzurum Kongresi'nde kuruldu. Temsilciler Kurulu'nun kurulma fikri de ilk kez Amasya Genelgesi'nde ortaya çıkmıştır demiştik arkadaşlar biz. Doğru cevap C şıkkıdır. 14. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi gelişmelerinden değildir? Baktığımız zaman arkadaşlar Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından Muharebeler döneminin sonuna kadar olan dönemi arkadaşlar Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi diyorduk. Baktığımız zaman da İstanbul'un resmen işgali, Bilecik görüşmeleri, milli direniş örgütlerinin birleştirilmesi, temsil heyetinin oluşturulması bunlar onların içindeyken arkadaşlar 1924 Anayasası'nın kabulü bununla alakalı değildir arkadaşlar. İlk testimizin son sorusuna geldik. Sivas Kongresi kararlarından hangisi temsil heyetinin bir hükümet gibi davranarak yürütme yetkisini kullandığını gösterir? Ali Fuat Paşa'yı Batı'daki Kuvayi Milliye Komutanlığı'na ataması olarak ben bundan bahsetmiştim. Doğru cevap burada arkadaşlar B şıkkıdır diyoruz. Vakit kaybetmeden diğer testimize geçiyoruz. Alaşehir Kongresi ile ilgili bazı özellikler şunlardır. Yunanlılara karşı mücadele amaçlı toplanmıştır. Bölgesel bir kongredir. Saltanat ve halifeye bağlı kalınmıştır. Bu kongre ile Batı cephesi kuruldu. Mandacılık fikri savunuldu. Hangisine ulaşılamaz diyor. Arkadaşlar, Rumlara karşı mücadele artırmak için toplanmıştır. Batı Anadolu'da toplanan son kongredir. Ulusal kararlar alınmamıştır. Milli mücadele yeni bir cephe açılmıştır. Bağımsızlık düşüncesinden yoksun bir kongredir. Yukarıya baktığımız zaman arkadaşlar, Batı Anadolu'da toplanan son kongredir diyemeyiz ki. Nasıl diyelim bunu? Çünkü yukarıda bana öyle bir açıklama vermiyor. Hani ben konuyla alakalı bilgi sahibi olmasam dahi yukarıya bakarak bunu çıkartabilirim. Afyon Kongresi arkadaşlar Batı Anadolu kongrelerinin sonuncusudur. Lakin dediğim gibi bu bilgiyi bilmesek bile yukarıdaki öncüllerden bunu çıkartabiliriz. Yine arkadaşlar Balıkesir ve Alaşehir kongreleri gibi bölgesel olan kongrelerin öncüsü Hacı Muhittin Bey'dir. Hacı Muhittin Bey. Bunu unutmayın lütfen. İkinci soruya gelecek olursak Erzurum Kongresi'nde temsil heyeti Doğu Anadolu'daki tüm cemiyetleri temsil ederken Sivas Kongresi'nde ise temsil heyeti tüm yurdu. Bakın Erzurum'da Doğu Anadolu, Sivas'ta tüm yurt. Buna göre hangisine ulaşılabilir diyor. Sivas Kongresi ile milli mücadele tek elden yönetilmek istenmiştir. Sivas Kongresi ulusaldır. Milli mücadele güç kazanmıştır. Arkadaşlar hepsine ulaşabiliriz. Doğru cevap E şıkkıdır. Üçüncü soruya gelecek olursak Amasya Genelgesi'nde Sivas'ta bir kongrenin yapılacağı belirtilmişti. Kongreye beklenen düzeyde katılım olmamıştır. Bakın Sivas'ta katılıma beklenen düzeyde olmuyor. İşgal altında birçok bölgeye haber ulaşılmaması, bazı bölgelerde milli mücadeleye yönelik yapılan baskılar, milli mücadeleye Türk halkının destek vermemesi diyor. Yeterli düzeyde katılımın olmamasının sebebini soruyor. Türk halkı arkadaşlar destek vermiştir. 1 ve 2'ye ulaşamayız. Doğru cevap, pardon ulaşırız. Doğru cevap C şıkkıdır arkadaşlar burada. Türk halkı haddinden fazla destek vermiştir. Dördüncü soru. Sivas Kongresi'nden sonra temsil heyeti Batı cephesine Ali Fuat Cebesoy'u atadı. Burada neydi arkadaşlar? Yürütme yetkisini kullanıyordu. Aynı bir hükümet gibi davranıyordu. Damat Ferit Paşa İstanbul hükümeti istifa etti. Yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu. İrade-i Milliye gazetesi çıkartıldı. Yaşanan önemli gelişmeler arasında yer alır. Sivas Kongresi'nden sonra yaşanan gelişmelere bakın. Aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? TBMM yeni bir komutan Batı'ya atamıştır. Evet arkadaşlar yukarıda Batı'ya bir komutan atanıyor ama bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi değil temsil heyeti atıyor arkadaşlar. Bakın hemen saz anlamayın sakın. Doğru cevap burada A şıkkıdır arkadaşlar. TBMM o dönemde yok. Atamayı yapan temsil heyetidir. Diğerlerini arkadaşlar temsil heyeti yürütme yetkisini kullanmıştır. Burada kullanıyor. İstanbul hükümetine karşı siyasi bir zafer. Zaten ilk siyasi zaferi buydu. Halkı bilinçlendirmek. Burada arkadaşlar Sivas Kongresi İstanbul'daki hükümet değişikliğine sebep olmuştur. Zaten buradan da bahsediyor. Beşinci soruya geçiyorum. Temsil heyetinin merkezi olarak Ankara'nın seçilmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar böyle sorular kolay gibi gelebilir ama dikkatli okumak lazım.
Ankara'nın Anadolu'nun merkezi konumda yer alması, evet, halkın milli mücadele yanlısı olması, haberleşme ve demir yolları bakımından elverişli olması, Yunan işgali altındaki Batı cephesine yakın olması, İstanbul'da toplanacak olan TBMM'nin çalışmalarını yakından takip etme isteği. Arkadaşlar, İstanbul'da toplanacak olan meclis ama bu TBMM değil, Mebusan Meclisi'nin toplanmasını yakından takip etme isteği. Doğru cevap burada E şıkkıdır. Son Osmanlı, Mebusan, MEP yazalım buraya. Mebusan olarak algılayın lütfen. Altıncı soruma geldim. Mustafa Kemal, son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne aşağıdaki illerden hangisinden milletvekili seçilmiştir diyor. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Erzurum, birinci TBMM ise arkadaşlar neredendi? Ankara'dan vekil seçilmişti. Cevap burada D şıkkıdı. Yine arkadaşlar Mustafa Kemal'in son Osmanlı Mebusan Meclisi içinde bir amacı vardı. Neydi? Bir müdafaa-i hukuk grubu kurulmasını isteniyordu. Ama buna rağmen mecliste başkanlığı Rauf Orbay'ın yaptığı Felah-ı Vatan grubu kurularak misaki milli kararlarının da alınmasını oylayarak kabul edilmesini öncülük etmişlerdir. Bakın Mustafa Kemal müdafaa-i hukuk grubu kurulmasını isterken onun yerine Felah-ı Vatan grubu kuruluyor. Hani büyük ikramiye değil de amorti bir ikramiye olarak düşünün bunu. Yedinci soruma geçiyorum. Şöyle Ankara'ya birinci TBMM'de Ankara'dan seçiliyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle çizersem herhalde anlarsınız. Yedinci soru. 28 Ocak 1920'de kabul edilen misaki milli kararları nerede kabul edilmişti? Nerede kabul edildi? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin aldığı en önemli karardır. Bu kararlardan sonra İtilaf Devletleri'nin baskısına dayanamayan Ali Rıza Paşa hükümeti istifa ediyor. Yerine Salih Paşa geçiyor. Fakat yine Türk aydınları tutuklanıyor ve 16 Mart 1920'de de İstanbul'u resmen işgal ediyorlar. Baskılara fazla dayanamayan Salih Paşa ne yapıyor arkadaşlar? İstifa edecek. Yerine tekrar kim giriyor? Damat Ferit geliyor. İstanbul'un işgalini Mustafa Kemal'e kim bildiriyordu? Manastırlı Hamdi Bey bildiriyordu arkadaşlar. Burada doğru cevap B şıkkıdır. 8. soruma geldim. Mustafa Kemal'in İstanbul'a giden delegelerden meclis içinde müdafaa-i hukuk grubu kurmasını istemesine rağmen mecliste kurulan grup aşağıdakilerden hangisidir? Felah-ı Vatan olduğundan bahsetmiştik. Doğru cevap E şıkkıdır arkadaşlar. Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilen misaki milli kararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz arkadaşlar? Halk oyu, arkadaşlar halk oyu, Evliya-i Selase, Kars, Ardahan, Batum, Kap diye kodluyoruz arkadaşlar bunu. Bu vardır. Yine arkadaşlar azınlık hakları, sınırlar, boğazların durumu, ticaret, siyasi, hukuki, mali engeller bu nedir arkadaşlar? Kapitülasyonlar tabii ki. Bunların hepsi vardır arkadaşlar. Dış borçların ödenmesi de vardır. Lakin arkadaşlar egemenlik haklarıyla alakalı bir şey yoktur. Cevap burada A şıkkıdır. Misaki Milli'de yer alan Elviya-i Selase'de halk oylaması yapılacaktır maddesine geçen Elviya-i Selase ile kastedilen iller neresidir arkadaşlar diyor. Biz bunu ne diye kodladık? Kap. Yukarıda zaten bahsettik bunu arkadaşlar. Kars, Ardahan, Batum. Doğru cevap burada D şıkkıdır. Mustafa Kemal aşağıdaki kongrelerden hangisine katılmamıştır diyor. Balıkesir Kongresi arkadaşlar düzenlendiği sırada Mustafa Kemal neredeydi? Ben bundan daha önceki soru çözümlerinde bahsettim. Erzurum Kongresi'nde bulunuyordu arkadaşlar. Balıkesir Kongresi sırasında Erzurum'daydı. Bunu unutmayalım. Cevap burada arkadaşlar A şıkkı. Onun dışında baktığımız zaman A şıkkı dışındaki katıldığı kongreler arkadaşlar bunları alabiliriz. Şöyle güzel bir ok çizelim. B, C, D ve E şıklarına katılmıştır. 12. soruya geldim. Batı cephesinin oluşmasına etkili olan Balıkesir ve Alaşehir Kongre'nin toplanmasına etkili olan kişi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hacı Muhittin Bey olduğundan ben bahsetmiştim. Doğru cevap burada D şıkkıdır arkadaşlar. 13. soruya gelelim. Milli mücadele döneminde Kuvayi Milliye tabirini ilk kez kullanan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar neresiydi? Doktor Esat Işık'ın da öncüsü olduğu diğer şeylerin hani cemiyetlerin dışına silahlı ve fiziksel bir direnişten ziyade insanları nasıl bilinçlendiriyordu arkadaşlar? Kamuoyu nasıl bilinçlendiriyordu? Haber yoluyla, basın ve yayın yoluyla bilinçlendiriyordu. Milli Kongre Cemiyeti'nin olduğundan bahsetmiştik. Doğru cevap arkadaşlar burada
E şıkkıdır. 14. soru. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadeleye hazırlık döneminde kurulan yararlı ya da zararlı cemiyetlerle ilgili yanlış bir bilgidir diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar, yararlı cemiyetler merkezi otoriteden uzaktır. Evet. Azınlıklar kendi cemiyetlerini kurmak için faaliyet göstermiştir. Yararlı cemiyetlerin kurulmasında milliyetçilik duygusu hakimdir. Türk ve Müslümanların kurduğu zararlı cemiyetler de vardır. Evet arkadaşlar, yararlı cemiyetler zararlı cemiyetlerden daha önce kurulmuştur. Arkadaşlar, baktığımız zaman Wilson ilkelerini bahane ederek kurulan neydi? Zararlı cemiyetler vardı. Bu zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini engellemek adına da yararlı cemiyetler oluşumu olmuştur. O zaman benim doğru cevabım burada E şıkkıdır arkadaşlar. Önce zararlı cemiyetler kuruluyor. Daha sonra bunları engellemek adına yararlı cemiyetler kuruluyordu. 15. soru, testimizin son sorusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi isyanlara karşı bazı önlemler almıştır diyor. Hıyaneti Vataniye Kanunu, İstiklal Mahkemeleri kuruldu, Firariler Kanunu çıkartıldı, düzenli ordunun kurulması hızlandırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin isyanlarına karşı aldığı önlemler dikkate alınarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? İsyancılar İstiklal Mahkemelerinde yargılanmıştır. Asker kaçakları önlenmek istenmiştir. Vatana ihanet edenler cezalandırılmıştır. Yeni bir ordunun kurulması hızlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı tüm isyanlar düzenli ordu tarafından bastırıldı. Arkadaşlar, düzenli ordu kurulana kadar isyanların bastırılmasında kim etkiliydi? Kuvayi Milliye birlikleri etkiliydi. Bu yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Doğru cevap burada E şıkkıdır. Bu haftaki milli mücadele dönemiyle alakalı son testimiz. Soruya geçmeden önce ufak bir su molası vermek istiyorum izninizle. İlk soruda Mustafa Kemal'i daha çok milliyetçilik, dayanışma ve bütünleştiricilik fikirleriyle etkileyen Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak adlı eseri bulunan aydın aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal'i daha çok milliyetçilik, dayanışma ve bütünleştiricilik gibi alanları etkileyen ve yapmış olduğu inkılaplarda da etki eden kişi arkadaşlar kimdir? Ziya Gökalp'tir. Doğru cevap A şıkkıdır. Yine arkadaşlar baktığımız zaman Tevfik Fikret, Namık Kemal, Mehmet Emin Yurdakul, Mustafa Kemal'in fikri hayatını etki edenlerdendir. Bunları unutmayalım. Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, bunlar da yabancı olanlardandı. Yanlış hatırlamıyorsam. İkinci soruya gelelim. Mustafa Kemal'e Altın Kılıç madalyası aşağıdaki cephelerden hangisinde verilmişti? Kafkasya cephesinde Muş ve Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşundan sonra olduğundan biz bahsetmiştik arkadaşlar. Doğru cevap A şıkkıdır. Yine Kafkasya cephesi arkadaşlar neydi? Taarruz cephelerinden biriydi. Geçelim üçüncü sorumuza. Mustafa Kemal'in Tekalifi Milli Emirlerini hangi savaş sonrasında ilk kez yayınlamıştır? İlk kez yayınlamıştır. Arkadaşlar, düzenli ordunun almış olduğu ilk yenilgi neresiydi? Kütahya ve Eskişehir. Burada ne oluyor arkadaşlar? Kütahya ve Eskişehir muharebeleri sonrasında Mustafa Kemal'e Amasya Genelgesi sonrası ne yapmıştı? İstifa etti ve ilk kez sivil olarak katıldığı Erzurum Kongresi sonrası tekrar askerlik görevine dönüyor arkadaşlar. Kütahya ve Eskişehir savaşları sonrasında. Yine arkadaşlar 5 Ağustos 1921 yılında başkomutanlık yetkisi veriliyor kendisine. Ve Mustafa Kemal de ne yapıyor arkadaşlar? Kendisine verilen bu yetkiye dayanarak ordunun ihtiyaçlarını Tekalifi Milli Emirlerini açıklıyor. Tekalifi Milli Emirlerini uygulamak için arkadaşlar ne yapılıyor? Ankara, Kastamonu, Samsun, Yozgat ve Konya'da İstiklal Mahkemeleri kuruluyordu. Bundan bahsetmiştik. Yine arkadaşlar, hangi savaştan önce deseydi bu emirlerin uygulanmasından sonra ilk yapılan savaş arkadaşlar neresiydi? Sakarya'ydı. Bizim cevabımız C. Bu emirlerden sonra yapılan ilk savaş Sakarya'dır arkadaşlar. Ama bize ilk kez yayınlanmıştır diyor. Hangi savaş sonrasında diyor. Kütahya ve Eskişehir savaşları sonrasında arkadaşlar oluyor bu olay. Yine baktığımız zaman burada bir Gediz Muharebeleri var. Bu bizim için önemli olabilir. Gediz Muharebeleri'nde ne vardı arkadaşlar? Kuvayi Milliye yerine düzenli ordunun gelmesi gerektiği görülüyor. Ve Ali Fuat Paşa Moskova Büyükelçiliği görevine geçerken yerine de Batı cephesine kim giriyordu arkadaşlar? İsmet Paşa geliyordu. İsmet İnönü geliyordu. Dördüncü sorumuza geçiyorum.
Amasya genelgesinde milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır ilkesine yer verilmesi aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmek istendiğinin göstergesidir diyor. Baktığımız zaman ülkede hakim olan düşünce arkadaşlar egemenlik anlayışının değişeceği, halka yönelik bir egemenlik istiyorlar. Ülkedeki egemenlik anlayışının değişeceğinden bahsedebiliriz. Doğru cevap B şıkkıdır. Beşinci soruya geldim. Sivas Kongresi'nden sonra temsil heyetinin İstanbul ile haberleşmeyi kesmesi üzerine 30 Eylül 1919'da istifa eden İstanbul hükümetinin yerine iş başına gelen yeni hükümet aşağıdakilerden hangisidir? Damat Ferit Paşa hükümeti şöyle out diye yazılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Yerine kim giriyordu arkadaşlar? Damat Ferit Paşa'nın yerine Ali Rıza Paşa hükümeti geliyordu. Şuraya da in yazalım. Doğru cevap E şıkkıdır arkadaşlar. Altıncı soruya geçelim. 16 Mart 1920'de İstanbul'u işgal eden İtilaf Devletleri işgalden sonra yayınladıkları genelge işgalin geçici olduğunu belirtmişlerdir. İtilaf Devletleri'nin genelgeye koydukları bu maddeyle halkın tepkisini önlemek, İstanbul hükümetine destek sağlamak, milli mücadeleyi güçlendirmek. Hangilerine ulaşmak istediği savunabilir. Arkadaşlar tek düşünce halktan gelebilecek tepkileri önlemekti. Doğru cevap A şıkkıdır. İstanbul hükümetine zaten destek verme gibi bir düşünce yok. Ki Mebusan Meclisi'ni kapatıyorlar zaten arkadaşlar. Yedinci soru. Misaki Milli'de yer alan aşağıdaki konulardan hangisi ulusal egemenlik anlayışına önem verildiğini göstermektedir diyor. Baktığımız zaman ulusal egemenlik halkın egemenliği. Halkın egemenliği için de bazı bölgelerde halk oylamasına gidilecektir. Referandum arkadaşlar doğru cevabımızdır. Doğru cevap D şıkkıdır. 8-9 Temmuz 1919 gecesi ordu müfettişliği ve askerlik görevinden istifa eden Mustafa Kemal milli mücadele sürecinde sivil olarak katıldığı ilk faaliyet neresiydi arkadaşlar? Erzurum Kongresi'ne sivil olarak katıldı. Yine Kütahya ve Eskişehir savaşları sonrasında arkadaşlar başkomutan sıfatıyla geri dönerek katıldığı ilk savaşta Sakarya Meydan Muharebesi demiştik. Doğru cevap burada arkadaşlar E şıkkı Erzurum Kongresi. 9. sorumuza geldik. Amasya genelgesinde yer alan maddelerden vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Osmanlı hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok durumuna düşürmüştür. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Gerekçeler arasında yer alır diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar ne vardı? Birinci öncül zaten arkadaşlar nedenlerinden biri demiştik. Yine ikinci öncülde arkadaşlar baktığımız zaman nedenlerinden biri. Üçüncü öncül ise arkadaşlar ne var? Amaç ve yöntem arkadaşlar. Amaç ve yöntem. Ay diye aklımızda kalsın. Benim doğru cevabım burada arkadaşlar. C şıkkıdır. 10. soruya geldik. Anadolu'nun her bakımdan en güvenli olan Sivas'ta bir kongre toplanacak. Askeri ve milli örgütler hiçbir şekilde lağvedilmeyecek. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. Amasya genelgesi içinde yer alır diyor. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür bölünemez. Misaki Milli'nin bahsedilmesi hatırlayın neredeydi? Erzurum'daydı arkadaşlar. O zaman benim burada doğru cevabım 1 ve 2. 3 neredeydi? E koyuyorum şöyle 3'e. Çok güzel bir E oldu. Erzurum'da doğru cevap arkadaşlar yine burada C şıkkıdır. Mustafa Kemal'in sineyi millete dönüp sivil olarak ilk katıldığı kongre aşağıdakilerden hangisidir? Bakın farklı isimlerde soruyu değiştirerek size ısıtıp ısıtıp karşınıza getiriyorlar. Biz Erzurum olduğundan bahsetmiştik. Doğru cevap B şıkkıdır. Sineyi millet sizin kafanızı karıştırmasın lütfen. Diyarbakır, Van, Elazığ hangisi Erzurum Kongresi'ne delege göndermemiştir diyor. Arkadaşlar Diyarbakır, Elazığ ve Mardin. Diyarbakır, Elazığ ve Mardin ne yapıyor arkadaşlar? Hatırlayın. Diyarbakır, Elazığ ve Mardin göndermiyor arkadaşlar. Kim gönderiyor burada? Van gönderiyor. O zaman benim doğru cevabım 1 ve 3'tür. Buraya şu Diyarbakır'a Elazığ'a ek olarak Mardin'de yazıyorum. Mardin. Bu aralar yazımız çok güzel. Şöyle R olsun. Değişik bir R olsun. Hiç içime sinmedi. Şöyle sileyim o şeyi. Mar. Tamam. Birazcık benzedi Mardin'e.
13. soruya geçelim. Erzurum Kongresi'nde yer alan maddelerden hangisi hem bağımsızlık hem de egemenlikten bahsetmiştir diyor arkadaşlar. Kuvayi Milliye etkin, milli iradeyi hakim kılmak. Kuvayi Milliye ne için arkadaşlar? Baktığımız zaman bağımsızlık, milli irade, halkın egemenliği arkadaşlar. Doğru cevap burada A şıkkıdır. B şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez. Bu neyi engelliyordu? Islahat ve Tanzimat Fermanı'na tepki olarak. C şıkkı arkadaşlar ulusal bağımsızlık demiştik, manda ve himaye reddedilecek diye. D şıkkı arkadaşlar işgal emeli taşımayan devletlerin yardımları kabul edilecektir. Bu bizim amacımızın sadece işgalci kuvvetlere karşı olduğunun göstergesidir. Yine baktığımız zaman E şıkkında Mebuslar Meclisi'nin hemen toplanması ve hükümet işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesi çalışılacaktır diyor. Burada da arkadaşlar milli bir meclisin gerekliliğinin egemenliğin mecliste olması, yani halk egemenliğinin olması gerektiğinden bahsediyor. Doğru cevap burada A şıkkıdır. 14. soruya geçiyorum. Kongre Başkanlığı Mustafa Kemal, 9 kişiden oluşan temsil heyeti, ilk kez milli sınırlar. Hepsi arkadaşlar neresi? Erzurum. Erzurum'da kuruldu. Sivas'ta bütün yurdu temsil eder hale geldi. Neresi geldi arkadaşlar? Temsil heyeti geldi. Baktığımız zaman üye sayısı da artırıldı demiştik. Doğru cevap burada Erzurum Kongresi'dir. Bu haftaki soru çözümlerimizin son sorusu. Manda ve himaye meselesi, İttihatçılık Kongre Başkanlığı Sivas Kongresi'nde tartışmalar arasında yer alır diyor. Bazı delegeler arkadaşlar Sivas'ta Mustafa Kemal'in başkan olmasına karşıydı. Yine Amerikan mandasının kabul edilmesi istendi fakat kesin bir dille reddedildi. Padişah bağlılık konuları vesaire konuşuldu arkadaşlar. Doğru cevap burada E şıkkıdır. Hepsi vardır. Bu haftalıkta arkadaşlar soru çözümlerimizin sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek özür dilerim. Sizlere fayda olabilmek adına KPSS sınavına kadar elimizde kalan konulardan soru çözümlerine devam edeceğiz. Haftaya görüşene dek hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.